اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رُسُولِ ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا, صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُ لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا un faena bima allamtana amin bi hurmeti murselin sallallahu teala aleyhi ve Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allahu teala celaluhu evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi çok hayırlı eylesin. Damatlarımız, gelinlerimiz hayırlı olsun. Dünyamız, ahiretimiz mağmur olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, berat gecemizi mübarek eylesin. Feyzine, bereketine, affına, mağfiretine, her türlü güzelliğine nail eylesin. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, Elhamdülillah, berat gecesini Rabbim nasip etti. Şükürler olsun. Muazzam bir gecedeyiz. Muazzam bir geceyi Allah Celle Celaluhu ikram etti. Diyor ki kitaplarda büyüklerimiz Kadir gecesinden sonra en büyük gece Berat gecesidir. Berat gecesinde allah Teala Celle Celaluhu o kadar, o kadar, o kadar ikramlarda bulunuyor ki bunları biz biraz sonraki hadis-i şeriflerde öğrendiğimiz zaman kendi kendimize efendim hem bir taraftan hayret edeceğiz, bir taraftan elhamdülillah diyeceğiz, bir taraftan da ya Rabbi bu kadar ikramın içerisine ne olursun beni de, ailemi de, çocuklarımı da katıver ya Rabbi diye dua edeceğiz. Evet. Yine büyüklerimiz, alimlerimiz diyor ki Cuma günü Peygamberimiz ve Vesselam bir saat var ki dualar makbul olur diyor. Fakat o saati gizliyor. Bütün cumanın içerisinde saklı. Kadir gecesi mübarek altın gece. Bin aydan hayırlı bir gece. Bin aydan daha hayırlı. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir suresinde anlatılıyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Rabbim ulaşmayı nasip etsin inşallah. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İçerisinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı. Bir ömür 83 sene 4 ay. Evet. O da Kadir gecesi de Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde saklanmış o kadar cani bir dikkat ki o kadar Rabbimiz ikram ediyor ki bize Berat gecesinde Berat gecesinin akşam ezanı okunma saatinden yani akşam saati akşam namazı girmesinden savurun bitmesine imsaka kadar cümlesi hepsi hepsi ama hepsi duaların kabul olduğu ve Rabbimizin Rabbimizin bize ikramıyla ifade edilen şekliyle söylüyorum. Bu orijinal ifadesi İbn Mace'de geçiyor. Ela min müstafirin fa'ufira le. Ela müsterzikin fa'rzuka. Ela mübtelen fa'afiye. Ela keda Allahımız Celle Celaluhu buyurur ki bu berat gecesinden, yok mu benden affını talep eden onu affedeyim, onu mağfiret edeyim, onu adeta sıfır kilometre tertemiz sabahına çıkarayım. Daha Rabbimiz devam ediyor. Yok mu benden rızık isteyen, işlere iyi gitmeyen, evinin geçimi sıkıntılı olan, borçlarını ödeyemeyen, ne varsa artık dilekçe boş, boş önünüzde duruyor. Yazın, yazın, yazın. Allah'ım affım istiyorum. Allah'ım senden rızık istiyorum, bol rızık, helalinden istiyorum. Beni kimseye muhtaç etme Allah'ım. Kimsenin eline Efendim beni baktırma Allah'ım. Kimsenin önünde ciketimi ettirme Allah'ım. Dünyalık olarak senden başka bir kapıya muhtaç etme Allah'ım diye dualarımızın yapılacağı bir gece. Nereye kadar? Sabaha kadar. imsak vaktine kadar. Yani İstanbul için söylüyorum. İstanbul için sabahleyin saat 5.40 5:40, 5.40 5'i 40 geçinceye kadar 6'ya 20'ye kalıncaya kadar bu böyle devam edecek. Yine Rabbimiz buyuruyor ki Ela mübtelen fe uafiye. Yok mu herhangi bir sıkıntıya müptela olmuş, hastalığa efendim müptela olmuş, ee, adeta şu anda efendim inim, inim hem kanser hastası olmuş, hem herhangi bir şekilde kötürüm olmuş, felç olmuş, büyük büyük sıkıntılar olan kimseler var. Bunların hepsini efendim Allah-u Celle Celaluhu diyor ki bana elinizi açın ben duanızı kabul edeyim size afiyet vereyim. Sonra Allahu Teala bir tık öteye gidiyor. Diyor ki ela keda ela keda yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen size bırakıyorum. Herkesin kendine göre dertleri vardır. Çocuğuna karşı olan derdi vardır. Kocasına karşı olan derdi vardır. Kocasının karısına karşı olan derdi vardır. Ev sahibine karşı olan derdi vardır. Efendim iş yerinde patronuna karşı olan derdi vardır. Ülkeler arası dertler vardır. Kabe'ye gitmek için Kabe'nin kapısının efendim gidiş kapısının Suudi Arabistan'a açılma derdi vardır. Ve efendim en büyük derdimiz tabii ki İslam ümmetinin birleşme derdi. İslam efendim hakimiyet derdi. İslamiyeti yaşama derdi. Sabah namazına kalkma derdi. Ölünceye kadar Allah'ım bizi sabah namazına vaktinde kılma güzelliğini nasip etmek suretiyle ne olursun Allah'ım bu mübarek yal yalveriyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri Namaz noktasında sıkıntı bırakma Allah'ım. Çocuklarımıza bak bırakma Allah'ım. Neslimiz, zürriyetimiz, damatlarımız, gelinlerimiz hep namazlarını vaktinde beş vakit namazlarını kılsınlar Allah'ım. Kalplerini sen bu isteği ver Allah'ım. Amin. Dostlar yine bu mübarek gecede biz kendimize eş, hatta iş efendim hatta araba Hatta efendim ev, her şey isteyebiliriz. Yani Allah-u Teala efendim vermeyeceği hiçbir şey yok. Yeter ki biz bu noktada samimi olalım. Dualarımızın da kabul edileceğine efendim kalbimizden, gönlümüzden iman edelim. Allah Teala Celaluhu yapar mı? Yapar. Vallahi yapar, billahi yapar, tallahi yapar. Hep buna şahit olduk. Yani ulaşamayacağımız noktalar dediğimiz yerlere Allah ulaştırdı. Gelemeyeceğimiz, alamayacağımız dediğimiz şeylere geldik. Onları da aldık. Alırız. Yeter ki Allah ile olan birlikteliğimizi samimi bir şekilde sürdürelim. Muazzam bir gece dedik ya. Muazzam bir gece Berat Kandili, Berat Gecesi. Allah beraatını sağ elinden alanlardan eyle bizi ya Rabbi diye dua vardır ya o duayı biz de yapıyoruz. Ya Rabbi sağ elimizden beraatımızı almamızı nasip eyle. Ne demektir beraat? Kurtuluş demektir. Neden kurtuluş? Cehennemden kurtuluş. Neden kurtuluş? Günahlardan kurtuluş. Neden kurtuluş? Affı mağfiret edilmekle beraber efendim yepyeni bir dünyaya girerek kurtuluş. Yani Allah'ın sevdiği kulların arasına katılmakla efendim birlikte biz saidler dediğimiz efendim bahtiyar kullardan olma kurtulmasını, kurtuluşunu yaşamış oluyoruz. İnşallah. Rabbim bizi şakiler defterinde yazıyorsak onları silsin de saidler defterine yazı versin. Kötülerden efendim defterinden bizi Rabbimiz iyiler defterine yazsın. Bir de şunu unutmayalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir müjdesi var ki insanı böyle efendim kuşlar gibi uçuruyor. O da nedir? Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnnallâhe Teala. يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَغَنَمِ kelbin. Allahu Ekber. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne güzelsin. Yani Rabbim seninle cennette kucak kucaklaşmayı nasip etsin. Ne müjdeli haberler verdin bizlere bize rahatlattın, bizler efendim bu noktada böyle motive ettin. Acayip bir şekilde bizi efendim ya ta, tabiri bittik biz diyeceğimiz zamanda hayır bitmediniz, kalkabilirsiniz ayağa dediğin efendim böyle müjdeli haberler oldu. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz? Yani buyuruyor ki Şaban ayının yarısı gecesinde yani bu mübarek gecede Berat gecesinde Allah Celle Celaluhu Beniker kabilesinin koyunlarının Beniker kabilesi var. O günün herkesin bilmiş olduğu ve efendim bir o kadar da o kabilenin çok ama çok koyunları var. Herkes öyle tanımış o kabileyi. Oradan örnek gösteriyor. Beniker kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha fazla Allah kullarını bağışlar buyuruyor. Yani bir koyun üzerinde efendim ne kadar tüy vardır. Onu biz sayamayız. Allah'tan başkası bilemez. Bir de siz bunu alın efendim bir kabilede düşünün. Yüzlerce, binlerce, beş bin, on bin, yüz bine kadar çıkan bir sayıyla düşünün. Onu çarpın. Cenab-ı Hakk'ın inşallah bizi Beni kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha fazla efendim kullarının günahlarını bağışlayacak, onlar tertemiz kılacak dediği listeye ismimizi kaydetsin inşallah. Bizi de kaydetsin, anamızı babamızı da kaydetsin, çocuklarımızı da kaydetsin, bizi, bizden dua bekleyen bütün Müslümanlar da kaydetsin inşallah. Bu gece ibadet etme gecesi yatma gecesi değil. Mümkünse kendimize efendim bu noktada biraz daha doping kalalım. Ne gerekiyorsa çayımızı vesairemizi kahvemizi ondan sonra efendim ibadetlerimizi fazlalaştıralım. Ne yapalım? Fazlalık ibadeti, bir ibadet olarak muhakkak en azından ama en azından iki rekat bir berat gecesi namazı kılalım. Berat gecesi berat kandili namazı. Bu iki rekat namazı istediğimiz okuyabiliriz. İstediklerimizi okuyabiliriz. Ama istiyorsanız bir öneridir tabii. Bir rekatta on tane ihlas, ikinci rekatta on tane ihlas okursak, her bir ihlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birinin okunmasına denktir. Dolayısıyla biz orada belki yedi tane hatim kadar sevap almış olacağız niyetimizle kurtaracağız inşallah. Ondan sonra efendim 100 kere tevbe istiğfar yapmaya çalışalım. 100 kere estağfurullah, 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 estağfurullah. diyelim. Allahu Teala özür dileyelim. Bu listeye kaydolmak için inşallah. Yani affedilenlerin listesine girmek için. Sonra 100 kere Allah'ın en sevmiş olduğu faziletli, efendim kerametli ve son nefeste inşallah söylememizin de nasip olması niyetiyle La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Yüz kere bunu söyleyelim. Yüzüncüsünde La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Sonra yüz kere de inşallah Peygamber selamu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerife. Bu gece cuma gecesidir. Ayrıca hem berat gecesi hem cuma gecesi birleşti. Ne büyük ikram ya Rabbim. Muazzam bir gece. İşte o zaman salavat-ı şeriflerimizi çoğaltacağız. <Sessizlik> Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam al bir tık ötesini bize tavsiye ediyor. Diyor ki İnne Allahe ve melâiketehu <Sessizlik> yusallûne alen nebiyy ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ahzab suresindeki bu ayetin tefsirinde Ya Resulallah sana nasıl salavat şerife getirelim diye sorunca ashabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ettehiyyatüden sonra okuduğumuz namazlardaki salavat-ı şerifeleri tavsiye ediyor. Allahümme salli ala, wa ala al Muhammed ve ala Muhammed kema salli ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamdül mecid Allahümme al me barik ala Muhammed ve ala Muhammed kema barik ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamdül mecid bunu yüz kere söyleyebilirsek bu da harika olur. Sonra inşallah bir günlük kaza namazımızı kılalım ve Allah'ımıza söz verelim. Bundan sonra kazaya namazımı bırakmayacağım ya Rabbi. İnşallah bana çok yardım et ya Rabbi. Namazların noktasını diye Allah'ımızdan dua ile beraber istekte bulunacağız. Sonra inşallah bu mübarek gecede muhakkak tabi telefon görüşmeleriyle beraber annelerimiz, babalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız hepsinden de kandilleşip dualarını almaya çalışacağız. Biraz uyuyacağız. Efendim sonra saat en geç en geç en geç dört buçuğa saatimizi kuralım. Kalkalım. Bir teheccüd namazı kılalım. iki rekat en azından. Dualarımızı tekrar yenileyelim. Efendim özet olarak da sonunda duamızı şöyle efendim bitirelim. Allah'ım ya Rabbi mübarek gecede ve gecelerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır olarak ne istediyse ben de istiyorum ikram eyle. Şer olarak nelerden sığındıysa ben de sığınıyorum muhafaza ile ya Rabbi diyelim. Ondan sonra saat 5 gibi efendim savurumuzu hazırlayalım ve savura oturup yarına niyet edelim. Yarın Berat Gecesi'nin gündüzüdür ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirmiş olduğu şekliyle gündüzünü oruç tutun buyuruyor ya orucumuzu da tutmuş olacağız. Gecesini, gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü oruçta geçirin, oruç tutun gündüzünde buyuruyor. Biz de onu yerine getirmiş oluruz. Harika bir şekilde biz sevap kazanmış olacağız. Sevap olacağız inşallah. Akşamında da Efendim iftara yakın bir şekilde yine ellerimizi açacağız. Duamız kabul olsun diye. Çok dertlerimiz var zaten. Hem ümmetin derdi var. Ümmetin Muhammed için dua edeceğiz. Kendimize, çocuklarımıza ve efendim iman selametliği için son nefeste nasip olsun diye. cennetin cemaline kavuşmak diye dualarımızı yapacağız. Cehenneminden azat olalım diye dualarımızı yapacağız. İnşallah Rabbim şimdiden kabul eylesin. Amin, amin, amin. Duamıza geçelim inşallah. Ee, sizinle berat gecesi noktasında şu paylaşımı da yapayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi bize bildiriyor. Şu kadar insan af olacak vesaire diyor. Mükemmel bir şekilde bu geceden istifade edin diyor bize. Ama anasına babasına isyan eden ama efendim dargınlığını sürdüren kin besleyen Müslüman kardeşine. Ama yine efendim Allah korusun şirk koşan bir taraftan da efendim Allah muhafaza eylesin hiç tövbeye niyeti olmadan içkilerine de devam eden vesaire böyle efendim Allah'ım beni bağışla deyip de yanaşmıyor Cenab-ı Hakk'a ve en son olarak da şunu söyleyelim Allah korusun Allah-u Teala ibadetinden kaçan. Ya gel kardeşim. Sen git git. Sen yap. Efendim biz sonra yaparız. Estağfurullah. Cuma'ya bile gitmiyor. Yani böyle bir noktada olan kimseler bu gecenin o feyzinden, bereketinden istifade edemeyecekler. Rabbim onlara da dönmeyi, dönüş yapmayı ve efendim namazsa, abdestse onlara hiç gibi iyi bırakmayı, kin gütmeyi bırakmayı, anaya baba isyanı bırakmayı ve Allah efendim şirk koşmayı bırakmayı güzel bir mümin olmalarını, olmamızı nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman, Kur'an ve hep beraber buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadetini söylemeyi nasip et ya Rabbi. Sonra inşallah yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kucaklaşmayı, şefaatini kazanmayı ve inşallah Ya Rabbi yedi sınıf insanın gireceği arşın gölgesinde gölgelenebilmeyi, sırat köprüsünden de şimşek gibi geçip de ilk trenlerle beraber cennetine, cemaline kavuşabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Analarımıza, babalarımıza ölmüşlerse rahmet eyle. Hayatta olanlar sıhhat, afiyetler, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Dua bekleyen kardeşlerimizin dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle. Borçların borçlarını ödemelerini nasip eyle. Alacaklılar tahsil edemiyorsa onlara alacaklarını tahsil edemiyorsa yardım eyle ya Rabbim. Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Yemen'den, İtlip'ten, Afganistan'dan, nerede varsa bütün dünya Müslümanların yardımıyla hastalara ve hastalıklarımıza şifa, dertlere deva, da edalar nasip eyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne istediyse senden biz de istiyoruz hayır olarak ikram eyle. Şer olarak nereden sığınırsa biz de sığınıyoruz muhafaza eyle. Allah'ım umduklarımıza aileyle, eyle. Korktuklarımıza Bize dinleyen şu andaki bütün kardeşlerimizden, kadın ile, erkeğiyle, delikanlısıyla, çocuğuyla hepsine en güzel bir hayatı dünyada nasibeyle, Ahirette de cennetin cemali nasibeyle, Hepsinden ebeden razı ol ya Rabbim. Amin, amin, amin. Es salatu aleyke ya Resulallah. Es salatu aleyke ya Habiballah. Es salatu عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مجدلر olsun مجدلر olsun مجدلر olsun 11 ayın سلطان رمضان رمضان الشريف 15 günümüz kaldı. Artık geri sayım başladı. 15, 14, 13, 12, 11, 10 ve inşallah kavuşacağız. 1 Nisan akşamında ilk teravihimizi kılıyoruz. 2 Nisan'da da Allah nasip ederse ilk orucumuzu tutuyoruz Ramazan-ı Şerif'te. Allah'ım sağlık afet içerisine ulaşmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün ölmüşlerimizin ruhlarına Allah rızası için. El Fatiha.